Sizlere sadece şunu söylemek istiyorum. Sıkı durun, sıkı durun, sıkı durun. Gerçekten sıkı durun. Şu anda dünya genelinde en çok kripto paraya sahip olan yatırımcı Shiba yatırımcısı. Shiba mükemmel ötesi bir rally yapmak için sabrın sınırlarını zorluyor sevgili dostlarım. Şimdi geçenki videolarımda da bahsettiğim gibi şu anda Shiba'ya yön veren milyarder iş adamları yani balinalar. Shiba'nın yükselmesi de düşmesi de aslında düşmesi değil de yükselmesi balinaların elinde, düşmesi yatırımcıların elinde. Peki ben burada neyi kastettim? Küçücük bir örnek verecek olursak. Şimdi diyelim Shiba, hemen şöyle göstereyim bakın. Diyelim Shiba şu anda düşüyor ya mesela. Bu düşüş kimin elinde? Örnek veriyorum. Bakın şuradan şuraya kadar düşüş yapmış mesela. Küçücük bir örnek. Bu düşüş kimin elinde? Bu düşüş balinaların elinde değil. Bu düşüş senin elinde, benim elimde. Sen satıyorsun, ben satıyorum, öbürü satıyor. Ne oluyor? Bu kripto para birimi düşüyor. Bu sadece Shiba'ya özgü bir şey değil. Bu tüm kripto para birimleri için geçerlidir. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Balinalar şurada yüklü bir alım yapıyor. Ne oluyor? Yükseliyor mesela. Ne oluyor böyle olduğu zaman? Nasıl olsa diyor, bu kripto para birimi yükselişe geçti diyor. Yatırımcılar biz de alalım diyor. Ne oluyor? Daha da yükseliyor. Ve burada bir kere silkeleme olayı oluyor. Nedir bu kere silkeleme? Bakın kere silkeleme demek yani siz keresiniz anlamına gelmiyor. Sakın ona. Bu eylemin adı kere silkelemedir. Peki bu nedir? Şimdi Shiba şuraya kadar çıktı ya. Örnek veriyorum 0.00 işte 38 dolara kadar çıktı. Tamam mı? Buradan balinalar ufak bir satış yapıyor. Shiba şuraya kadar düşsün diye. Yani bu tamamen bir yem. Bu oltaya gelen yatırımcılar var. Ne oluyor? Örnek veriyorum. Balinalar, örnek veriyorum. 100 milyar Shiba token aldı ya. Bunun 100 bin tanesini satıyor. Tamam mı? Şuraya kadar. Yani örnek veriyorum. Yani mesela %1 düşüş yaptırıyor. Yatırımcılar ne düşünüyor bu sefer? Buradan buraya kadar yükseliş yaptı. Biz zaten karımızı elde ettik diyor. Bu buraya kadar düştü diyor. Bu daha da düşecek diyor. Bütün küçük yatırımcılar buradan tekrardan bir satış yapıyor. Tabi biraz daha düşüyor bu. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Size sattırıyorlar. Sizin sattırdıklarınızı onlar burada alsın diye. Balinalar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu buraya kadar düştükten sonra balinalar tekrardan şuradan bir alım yapıyor. Tekrardan sert bir rally yapmasına olanak tanıyor. Olay tamamen bundan ibaret. İşte bu sebepten dolayı şu anda bu balinalar Shiba'nın çıkmasına engelliyor. Daha fazla düşüp ve en dip bölgeden aldıktan sonra tekrar şu bölmeden, tamam mı, bakın şu hizadan, bakın şu dibi yaptıktan sonra %1 milyon ihtimal ile, tamam mı, Shiba şuradan yukarıya doğru bir vuracak, bir vuracak, öyle böyle değil. Mükemmel kazançlar getirecek. Çok iyi kar getirecek. Sizlere bu bilgileri vermek istedim. Yani uzun lafın kısası Shiba'yı satıp çıkanları değil, HODL olarak bekleyenlerin yüzünü güldürecek. Ben bu videoda bunları söylemek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.